Hazreti Meryem'in annesi hamile iken şöyle dua ediyor. Rabbi inni nezertü leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni inneke entes semi'ul alim. Ya Rabbi şu karnımdaki çocuğu kayıtsız şartsız senin yoluna adıyorum. Bunu benden kabul buyur. Ya Rab sen duamı işiten, bilen Mevlasın. İşte analar görüyor musunuz? Çocuk terbiyesi daha ana hamileyken başlıyor. Ananın duasına bakın. Ne diyor? Hanne. Hazreti Meryem'in annesi. Hanne. Ya Rabbi şu karnımdaki çocuğu senin yoluna adıyorum. Kayıtsız şartsız adıyorum. Fetekabbel minni. Onu benden kabul eyle. İnneke entes semi'ul alim. Sen duamı, niyazımı işiten, bilen Mevlasın. Çocuk doğuyor, o oğlan evladı bekliyordu. Mescid-i Aksa'ya onu vakfedecekti. Ama baktı ki kız çocuğu, ya Rabbi sence malum, ben sözümde duracağım dedi. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Allah en güzel şekilde onun adağını kabul etti ve enbeteha nebaten hasenen nazenin bir çiçek gibi. Ya kız çocukları nasıl yetiştirilmeliymiş. Nazenin bir çiçek gibi Allah onu yetiştirdi. Ve Hazreti Meryem dünyaya geldi. Hazreti Meryem kim terbiyesiyle meşguldü? Zekeriya peygamber. Zekeriya peygamber ak saçlı, 100 yaşlı bir peygamber ve Hazreti Meryem'in halasının kocası. Evet. O nasıl oldu? 30 kadar Tevrat yazan alim, o diyor ki Meryem'in terbiyesi bende olsun. O diyor ki bende yok. Tevrat yazdıkları kalemleri suya atıyorlar. Kimin kalemi suyun üzerinde kalırsa Meryem'i ona emanet edelim. Hazreti Zekeriya'nın kalemi suyun üzerinde kalıyor. Zaten de halasının kocası onun terbiyesine veriliyor. Hazreti Zekeriya Mescid-i Aksa'da bir özel odaya onu yerleştiriyor. Zekeriya peygamberden başka yanına girip çıkan yok. Kale ya Meryemu enna leke hâzâ. Meryem ben yanına geldiğimde yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi, sebzesi görüyorum. Benden başka yanına gelip giden yok. Bu nereden Meryem? Kâlet huve min indillah. Rabbimdandır o. Verdiği cevap bu. Rabbim gönderiyor onları. Ve Hazreti Zekeriya'nın yerleştirdiği o odada bile bakın Batı dünyası duysun, Batı dünyası çırılçıplak Meryem heykelleri yapıyor. Rabbimiz Kur'an nasıl anlatıyor? Fettakadet min dunihim hicaben. Orada bile bir perde edindi. Perde. Hazreti Meryem edep örneği, haya örneği, iffet örneği Meryem. Feerselna ileyha ruhana fetemethele leha beşeran seviyya. Ruhumuzu yani Cebrail'i gönderdik. O da bir tas tamam erkek şeklinde göründü. Hazreti Meryem kâlet inni eûzü birrahmâni minke in kunte takiyya. Eğer içinde Allah korkusu varsa bana yaklaşma. Senden Allah'a sığınırım dedi. Cebrail dedi beni Rabbim görevlendirdi. Sen bir oğul evladına hamile kalman için. Bu nasıl oluyormuş? Bana bir beşer eli dokunmamış da Meryem bunu seninle tartışacak değiliz. Rabbin bir şeyi dileyince ona ol der, o da oluverir. Ben onun emrini tebliğ etmek üzere geldim ve Hazreti Cibril'in üflemesiyle Hazreti Meryem hamile kalır. Kime? İsa aleyhisselama. Görülüyor mu? Değerli seyirciler, Meryem adı Kur'an'da kaç defa geçer? 36 defa geçer. Hazreti İsa'nın anasıdır. Yaratılış şekli itibariyle 4 çeşit insan vardır. 1. Hazreti Adem. Nasıl? Anasız, babasız. 2. Hazreti Havva. Anasız. 3. Hazreti İsa. Babasız. 4. Analı, babalı. Bizler gibi. Yaratılış şekli itibariyle böyle. Bir mucize olarak İsa aleyhisselam Hazreti Meryem'den dünyaya gelmiştir, bir peygamber. Yani Hazreti Meryem'deki bu iyi halleri gören Zekeriya peygamber şöyle dua ediyor. Rabbi hebli min ledünke zürriyeten dayyibe inneke semi'ud dua. Ya Rabbi, katından temiz bir evlat ver bana. Sen duayı işiten Mevlasın. Allah Allah, 100 yaşlı, ak saçlı bir insan böyle dua ediyor. Ve namaz kılarken fenâdethül melâiketü ve huve kâimun yusalli fil mihrab ennallâhu yübeşşiruke bi Yahya. Yahya adında bir oğul evladı ile Allah seni müjdeliyor. Yahya aleyhisselamın nitelikleri de ayetin devamında anlatılıyor. Buradan şunu anladık. Gerek Zekeriya peygamber salih bir evlat istiyor Cenab-ı Hak'tan. Hazreti Meryem'in annesi ne dedi? Şu karnımdaki çocuğu senin yoluna adıyorum. Bu adamı kabul eyle. Sen duayı işiten, bilen Mevlasın demişti. Helal serveti Allah'a inanan temiz evlada bırakmak ne saadettir. Haram malı kötü evlada bırakmak ne felakettir. Helal malı inkarcı bir evlada bırakmak ne büyük bir gaflettir. Yani demek ki hayırlı evlat yetiştirmek, 3 kişinin amel defteri kapanmaz, ilmi eser bırakan, hayır eser bırakan, hayır dua edecek evlat bırakan. Yüce Rabbimiz evlatlarımızı bizler için hayrul halef eylesin. Büyük mahkemesinde bizden şikayetçi değil, şefaatçi eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.